Efendim, canlarım merhabalar. Hepinize iyi geceler, keyifli geceler. Ne bileyim, huzurlu mutlu geceler yani her hafta olduğu gibi değil mi? Bak bir haftayı yine devirmişiz. Su muhabbeti yapmayacağım bu sefer. Yine birbirimize kavuşmuşuz yani. Gerçi haftanın bir sürü gündemi meşgul eden, işgal eden maddesi oldu. Ama diyorum ki şimdi bu hafta çok kıymetli bir abimiz var. Yani bunlarla çok fazla vakit kaybetmeyelim. Ben bu hakkımı saklı tutayım. Ne yap? Yani mesela size güzel tüyolarım var ama biliyorsunuz Necmettin Hoca'nın böyle pehlivan tefrikası gibi bir tefrikası yayınlanıyor gazetelerde. Oradan çok sıkı malzemeler kapmışım. Size haftaya var ya of süper muhabbetim var. Bir de hani temas edebileceğim bir başka hemen haftaya eskir o. Şimdi temas etmem gereken bir başka mevzu var. Ondan sonra onu söyleyeyim istiyorum. Abi Müjdat Gezen pirimiz üstadımızdır yani biliyorsunuz. Bugün gazeteyi bir açtım. Aa adam denize barış mayası çalmak isterken karakolluk olmuş. Yani pirimiz üstadımızdır diyorum bak. Müjdat baba hakikaten baba adamdır. Ama yani Müjdat abi bilmen lazım. Bu memlekette peynir mayası çalabilirsin. Ne bileyim ekmek mayası olur da. Yani barış mayası olmaz. Barış nemize lazım yani. Ne yapacaksın barış mayası çalacaksın da. Bırak hırgür devam etsin değil mi? Nitekim abi memleketin güzide evlatları sanatçı kardeşlerimizle birlikte birkaç saat karakolluk durumu olmuş Müjdat abimizin. İşte abi ne yapacaksın? Hayat yani. Değil mi? Canlarım, telefonum, faksım, adresim aşağıdan geliyor. Dediğim gibi ağır bir topumuz var. Biliyorum ki benden ziyade, benim muhabbetimden ziyade onun muhabbetine iştirak etmek istiyorsunuz. Onun için böyle girizgahı bu hafta kısa tutuyorum. Zaten reklamımız oluyor, klibimiz oluyor, telefonumuz, faksımız çat çurt derken horuş diye bitiyor. Sonra yolda karşılaştığım herkes diyor ki ya abi ne çabuk bitiyor senin program diyor. Gel onu bana sor. Tamam çabuk bitiyor ama netice itibariyle bilmem kaç dakikalık da program işte ne oluyor yetmiyor yani. Onun için kısa kesiyorum. Hemen derhal öncelikle şuraya oturuyorum. Şöyle bu yeni dekorumuz nasıl? Canavar değil mi? Kıyafet o da güzel. Konuk o dersen bomba. Şimdi çağırıyorum abi. İbrahim abimizi alıyoruz şimdi. Önce bir önümüzü yıkayalım. İbrahim abi. İbrahim. Estağfurullah. Hadi hoş geldin. Senin işin bayağı benim, zormuş ya. Benim işim değil mi abi? Vallahi. Sizinki kadar olmasa da abi. İşte. Bunları nereden icat ettin şimdi? Abi dedik ki yani abimize böyle otantik bir dekor hazırlayalım. Özel bir şey yapalım. Bu antika sindir. Babaanne misiniz abi? Tamam da bunun içi boş. Abi dolacak şimdi aslında. Tamam peki. Abi getirene kadar en az 3 kişi tebelleş oldu. Bu ne güzelsini bana ver. Özür dilerim antikacı dükkanım mı var? Bir tane işte antika bir şeyimiz var. Bunu da ilerleyen zamanlarda satıp para kazanmak için. Nasılsın abi? Teşekkür ederim sağ ol. Sen nasılsın? İyisin? Uğraşıyoruz ben. Fena değil ya. Allah. Büyük bir heyecanlıyım. Bekle. Ben de burada şey oldum yani. Abi siz heyecanlanır mısınız? Olur mu abi? Heyecanlandım abi. Böyle canlı program hiç ilk defa. Aa. Vallahi ya ilk ya ikinci diyebilirim yani böyle canlı yayın. Evet. Yani canlı yayın heyecanı o zaman herkes de oluyor abi. Bize evet. Bize has bir şey değil demek ki. Bana yok hayır şey evet. Evet. Sahne tecrübesi de çok kadar fazla olsa. Profesyonel olsak da olalım yine o heyecanı yaşıyoruz. Çünkü bizi izleyen insanlar var. Evet. O insanların huzurunda pot kırmak, yanlış bir laf etmek, yanlış bir hareket etmek bizi üzmez. O anda biz söyleyip gitmiş oluruz ama bizi sevenleri çok üzebilir. Onun için çok temkinli ve küt küt atıyor bunu. Abi ya bak ben de heyecanlandım. Şu hafta gideceğim bayılacağım şimdi. Program yarım kalacak yani. Nasıl bu kürsü muhabbetini sevdim kürsü. Güzel değil mi abi? Bunun adı nedir esas? Nedir abi? Abi bu kürsüdür. Kürsüdür ha. Yani bizde kürsü derler buna. Bu ufak çal ocakları vardır Urfa'da. Evet. Diyarbakır'da da vardı. Bu hemen hemen doğuda birçok memleketin kahvelerinde vardır. Niye abi böyle yere yakın olur peki bunlar? Daha şimdi doğru. Bence bu böyle daha rahat, böyle rahat oturuyor. Değil mi? Evet. Ağacını böyle koyuyorsun. Evet. Kendini iyi hissediyorsun. Evet. Anladım abi. Ani durumlar oluyor. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Yönetmenim sinirleniyor. Ha terimi silmeyeyim. Çok terliyorum ben İbrahim abi ya. Abi sen heyecanlı adamsın. Bu işi de zevkle yapıyorsun gerçekten. O yüzden. Ben de görüyorum hakikaten çok terledin. Ben sileyim diyorum. Ya. Yazık günah sana vallahi ya. Abi çok teşekkür. Abi olur mu? Estağfurullah ne yapıyorsun abi ya? Hayır yani şimdi ben sokağa çıkıp da desem ya alnımın teriyle ekmek parası kazanıyorum yalan mı söylemiş olurum abi? Yok doğru şimdi bizim bir tane abimiz bir araba satmış. Araba da biraz eski ama adam satmış herhalde demiş ki vallahi billahi bu arabayı al bu arabada ekmek var. Vallahi ekmek var, billahi ekmek var. Yani o şey anlamında, cinaslı anlamda olan yani ekmek kazanırsın demek istiyor. Aslında araba harputa bir araba. Hı. Yani bir de onun torpido gözüne bir tane somun koymuş. Hı. Yani ekmek koymuş. İşte ekmek. Yemini de şeyden yani vallahi billahi sen bu arabayı al. Hı.
al bu arabada ekmek var. Vay yalan. Adam da köye gidiyor, köyün yolun yarısında araba hep duruyor. Lan aman nasıl oldu, tornavida mornavida falan derken torpido bir çekiyor bakayım bir tane somon çıkıyor. O kadar abi işte benimki de o esnaf abi yani. Yalan, yalan değil yani, başım ağrımaz. İbrahim abi yıllar önce bir röportajını hatırlıyorum yıllar önce. Bir gazetede çıkmıştı. Şimdi diyor ki tamam abi ya hayat hikayeni falan. Sen ne diyorsun? Ya bırak bu hayat hikayeni. Herkes biliyor diyorsun tamam mı? Evet. Ama bir su öyküsü anlatıyorsun orada. Hatırında mı? Hı-hı. Aklına geldi mi? Su diyorsun. Bir su varmış diyorsun. Anadolu'nun ücra bir köşesinden çıkmış. Çukurlara dola dola virajları ala ala denize ulaşmak için ilerlemiş. Ondan sonra sonuçta denize ulaşmış. Temiz bir su o. Saf bir su. Güzel tatlı bir su. Ama ona böyle kimileri kötü sular da karıştırmak istiyor falan ama evet, o direniyor. Evet. Ha, bizim hikaye, ha, bizim evet, hikayemiz bu işte falan diyorsun. Şimdi suyun son durumu nasıl abi? Nasıl akmaya devam da? Suyun son durumu iyi de yine sağdan soldan pis su katmak istiyorlar. Yani nasıl hala var mı? Var, halen var. Ama biz artık önemsemiyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Denize akacağız yani, mutlak. Hı. Yok aktın da yani. Aktık ama mı? Tabii abi. Çabalarda devam ediyor evet, diyorsun pis su. Evet. Karıştırma çabaları. Niye sence abi? Şimdi meyveli ağaç, bu laf hep kullanılır yani, atalarımızın bir lafıdır. Meyveli ağaç sürekli taşlanır. O da berrak güzel bir su olunca gidip ulaşacağı yere mutluluk ve huzur getirecek. Hı-hı. İstemiyorlar o mutluluk ve huzur getirsin, serinlik getirsin, güzellik getirsin. Buna çamur katalım, pis su katalım, yolda toprak atalım. Yani içenler orada zehirlensin. Halbuki bilmiyorlar o suyun kökü güzel, evet, temeli güzel. Bozamaz mı? Yani gelen kaynak yeri güzel. Evet. İşte böyle. Doğru. İbrahim abi peki... şimdi bu suya böyle çabalar oluyor ama neticede mesela bu su da kimi zaman alınabilir yani. Değil mi? Kırılabilir bazı şeylerden, üzülebilir. Tabii. Böyle geçmişe dönüp tabii, baktığında sadece su mu ya? Hani bir sürü şeyimiz olacak İbrahim abi. Su dedik su geldi. Abi yavaş yavaş gelecek. Karpuz, marpuz. Demek ki dönecek ha öyle evet, şeyler. İlerleyen zamanlara söylüyorum. Ben duydum bir dedikoduya göre de sen bir çiğ köfte bir köfte hazırlama yapmışsın. Ha yani, ya hadi geliyor geliyor diyorlar abi. Sana geliyor da siz nerelisiniz siz? Abi ben Elazığ doğumluyum ama böyle Antep taraflı çok akrabam uyar, var. Abi yani uyar, uyar, uyar. Elazığ'da çiğ köfteyi sever ama her ne kadar yapamasa da sever yani. Yok abi bu sana gelen çiğ köfte halis mulis Antep yapımı. Özel biber bulmuşuz senin için. Antep mi? Tabii abi. Abi Antep kadayıfı künefesi değil de Antep baklavası desen tamam da. Çiğ köfte tamam. Antep çiğ köftesi uyuz olur. Abi ben abi bunu anlamıyorum. Urfalılar Antep çiğ köftesi. Hayır ya, abicim hayır. Antepliler abi, Urfa çiğ köftesi. Urfa'da niye çiğ abi? Köfte Urfa'da doğmuştur. Ölümü de Urfa'da olacaktır. Başka yerler bilmiyor. Tabii yani bu bin sene falan evvel yapılmış bir icattır bu. Ha. Yani o zaman... işte Hazreti İbrahim'i salıncağa bağlıyorlar, ateşe atacaklar. Hı. Nemrut diyor ki bütün ağaçları, bütün evlerden ağaçları, odunları toplayın diyor. Hı. Adam da eve et getiriyor, gidiyor işe. Hı. Yani gelip öğlende yemek yiyecek veya akşam gelip yemek yiyecek. Geliyor bakıyor, kadın bir şey yapmamış. Diyor ki ne oldu diyor, diyor ki Nemrut bütün diyor evlerden diyor odunları modunları topladı diyor. Ateş yakacakmış, bir yakacak odun da bulamadım diyor. Ama sana bir şey yaptım diyor, onu getireyim. Bu bulgurla eti karıştırmış, işte içine biraz baharat değil de o zamanın işte ne şekildir bilmiyorum baharatın. Hı-hı. Şimdi baharat oldu ismi. Koymuş, karıştırmış, demiş bunu yaptım getirdim. Yani ne yapayım kusura bakma demiş. Almış adam yemiş, bir iki yemiş, hoşuna gitmiş. Aradan aylar seneler geçmiş. Demiş ki ya hani bir gün o bir şey yapmıştın ya. Hı. Bir daha onunla yapsana demiş. O kadar. Yani tekrar onu yapmış. Bu gelişmiş tabii. Süre gelmiş. Şimdi Urfa'da herkes gece 12'den sonra çiğ köfte yer. Değil hatta mi? Bu gece bile yerler. Ha, yani evet, bu gece bizi seyrederek yiyorlardı. Tabii iştaha getirdim ya onları. Şimdi biz de yiyeceğiz abi inşallah. Onun için çiğ köfte Urfa'ndır. Teşekkür ederim. Abi kesinlikle öyledir ama bu çiğ köfte de boş bir çiğ köfte olmayacak yani. İşte o da meyveli ağaçtır. Herkes sahip çıkmak istiyor. Değil mi bu çiğ köfte? Tamam telefon alacağız. İbrahim abi biz önce bir şey soralım abi. İlla telefon ne diyorlar. Telefonla buluşturacağız seni izleyicilerimizle. Şeyi soracaktım. Sen şimdi bu işte su misalini verdik. Böyle geriye dönüp baktığında senin en çok güzel şey ne oldu abi? Bu hani kötü sular karışmaya çalıştı falan filan diyoruz ya. En çok yaralayan, üzen. Şimdi derler ya dostun bir acı sözü öldürür beni. Hı. Yani insanın dostlarından bir takım böyle tepkiler, bir takım çirkin şeyler olunca insan üzülüyor. Yani sen birine evlat gibi bakıyorsun, kardeş gibi bakıyorsun, canın gibi bakıyorsun, o sana şiş sokuyor. Ha. Halbuki inleyi kendine batırsa anlayacak o şişin bana sokulmayacağını. Ha. Yani böyle buna benzer bu tür şeyler, aslında bu tür şeyler konuşmak istemiyorum. Boş ver. Moral bozucu şeyler. Ben sabahleyin evde çıktığımda diyorum ki yüce Allah'ım, yüce Allah'ım, kim benim için ne diliyorsa ona iki katını ver. Mesela İbrahim Tatlıses bugün 1 milyar kazansın.
O 2 milyar kazansın ya Rabbi. En güzeli. Ama İbrahim Tatlıses'in bugün bir gözü kör olsun. Onun iki gözü kör olsun ya Rabbi. O kadar abi. En güzeli. Sen ön kıyak formülü bulmuşsun yani abi. En güzeli de odur. İnsanlar hakikaten sen aleyhinde hakkında ne düşünüyorlarsa Yüce Allah ona iki katını versin. Doğru abi. İyi herkes düşünüyorsa iyi versin. Abi hayırlı düşünsün evet. Herkes ya. Nedir ya? Değil kötü mi düşünürse ya? Kendine gelecek. En iyisi iyi düşünmek. Tabii bence abi. İnsanlar hakkında iyi şey düşünmek gerek. Evet. Yani çünkü insanlar sevmeye sevilmeye layık. Evet. İnsanlar kötü değil ya. Yüce Allah yarattı. Bir de insanlar... zaten abi kötü olan çok şey var hayatta ya. Bir de biz birimiz hakkında kötü düşünürsek yanmışız yani değil mi? Bir sürü kötü şey var. Ne bileyim çevrede kirleniyor, savaş da oluyor, bilmem ne de, açlık da var, sefalet de var. Evet. Bir de bunun ötesinde evet. Sen benle uğraş, ben seninle uğraş. İşimize bakalım abi. Haksız yani mı? Şeyi unutuyoruz, ölümü unutuyoruz. Buranın ha. Bize bakıyor olmadığını unutuyoruz. Anladım. Bir gün gideceğimizi unutuyoruz. Ha. Yani ne kadar kalp kırarsan kır, o sana gelecek öbür tarafta yani. Burası biz talebeyiz şimdi, burada okuldayız. Bunun ha. Bilincinde değiller. Ne kadar benim param olsun, aman benim yatım olsun, benim katım olsun, ben ondan daha iyi olayım. Sürekli bu aslında nefis. Ha. Yani insan o nefsi yenebilse. Ha. O da zor bir iş be abi, kolay bir iş değil. İbrahim abi bir telefon alalım mı sana? Tabii alalım. Alalım, alo. 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 İyi geceler, merhabalar. İyi geceler. Kimle görüşüyoruz? Ben Alanya'dan Hakan Alkoyun. Alanya'dan abi arıyorlar. Alanya'dan. Alanya'dan kim? Hakan Alkoyun. Hakan, Hakan'cığım televizyonun sesini kısman gerekiyormuş. Oldu. Tamam mı? Hakan güzel ya, çok açtı sesini. Ha, tabii. Hakan nasıl Alanya'da havalar mı? Kim yanıyordur abi Alanya şimdi? Alanya var ya şimdi, cayır cayır. Cayır cayır değil mi Hakan? Efendim? Alanya cayır cayır diyor İbrahim abi, öyle mi? Evet. Ya, nasıl serinliyorsun? Vallahi şu an karşı karşıya. Oh, muhabbet. Sevgili hemşerimle. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de Urfa Siverekliyim. Öyle mi? Evet. Ben Siverek'te garajı yaptım, bir de buğday pazarını yaptım. Evet, size çok yani teşekkürler. Yani soğuk demeciyken. Çok teşekkür ederiz. Oraya giderken hep gördük. Çok güzel bir yer yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Hakan'cığım sorunu alalım mı? Valla benim bir sorum yok ama İbrahim Bey'den böyle uzun bir hava istiyorum. Uzun bir hava? Uzun hava istiyorum. rica etsem tükendi nafta ömrümü seyrese. Bakalım program içinde ne gelişecek ona göre Hakan'cığım, şey yaparız. Programın ilerleyen zamanlarında İbrahim abimiz bize kim bilir ne güzellikler yapacak, neler söyleyecek. Onu biraz sonra yatalım, tamam mı? Hakkın baki. Sen bekle zaman, bak İbrahim abi şimdi ne güzellikler yapacak. Onun kliplerinden nankör kedi isteyebilir miyim? O da olacak, onlar da gösterilecek. O da Hakan. Daha ufak ufak ısınıyoruz muhabbeti. Ama ben özellikle ben o uzun havasını istiyorum. Tamam. Tükendi nafsi ömrüm. Çok teşekkür ederim. Ayrıca biz bunu istiyoruz. Sağ ol Hakan'cığım, eyvallah. Bu şarkıyı Urfa Siverek'teki Kocak ailesine, İstanbul'daki Reşan ailesine, tamam Hakan. Üçteki ve amcama hediye ediyorum. Bütün Urfa'ya ya. Tamam mı? Eyvallah Hakan'cığım. Çok sağ ol. Sağ olasın. Abi böyle duymuşluğum var benim. Sen yine Urfa'daki ekibinden yani oradaki arkadaş grubundan aile efradı da olabilir. Getiriyor musun böyle peyderpey? Ne bileyim onlarla birlikte bir zaman geçiriyorsun. Sonra tekrar gönderiyorsun. Devam ediyor mu bu muhabbetler? Tabii ben o muhabbetleri çok severim. Çünkü ben geçmişimi unutmayan bir adamım. Unutmak da istemiyorum. Geçmişi unuttuğum zaman şu anda Amerika'da mıyım, neredeyim diye düşünceye başlarım, oynatabilirim. Onun lafına için... gireceğim İbrahim abi ama şöyle bir şey yok değil mi? Geçmiş derken hep bu yanlış anlaşılır. Yani sen inşaatta türkü söylerken gel sana plak yapalım demediler bildiğim kadarıyla. Var öyle bir şey, ben de birkaç kişi göndereyim gidip başlayayım. Değil mi? Öyle bir şey yok yani. Yok öyle bir şey. Yani öyle aman sesi hoştur gel. Sesi hoştur herkes bağırıyor. Değil mi? Ama değil yani öyle bazı kardeşlerimiz umutlanmasınlar. Gerçekten öyle bir şey yok. Yani çok giriftli bir yol bu, gerçekten giriftli bir yol. Yani bu yolda başarılı olmak çok önemli. O da Allah'ın bir lütfudur. Yüce Allah'ın herkese nasip etmiyor. Ama sende bir şey varsa güneş de kalburla kapanmaz. Kalbur delik deliktir biliyorsunuz. Sen güneşin önüne koysan kapanır mı? Kapanır. Mutlak sızar. Yani eğer sende bir şey varsa illa ki seni bulurlar. Sen hiç kendini yorma. Bugün bulmazlar yarın bulurlar. Hı. Beni de öyle yaptılar. Değil mi? Hatta benim ilk birkaç 45'lik galiba başarısız oldu. Ondan sonra ayağında kundayla evet. Değil mi abi? İlk geldiğimde burada deprem olmuştu o zaman. Evet. İlk geldiğimde masanın üstünde bir küçük teybim vardı. Kaydım ayda alışmamışım deprem bilmiyorum. Harbi mi deprem? Tabii, vallahi harbi deprem. Ben masa böyle kaydı teyip yere düştü. Lan kim itti falan dedim kendi kendime. Sonra baktım teyip yerde aldım teybi baktım. Koşmalar moşu bir de ahşap bir şeyde kalıyorum otelde. Hı-hı. Sirkeci'de. Hı-hı. Koşanlar moşalar kapıyı açtım. Dedim ki ya ne oldu bir şey? Ya koş dedi sen ne duruyorsun?
Oturuyorum ya, koş deprem mefrem deyince ben hemen attım hemen. Pijamalı, mijamalı şeyler, bir baktım herkes sokakta. Sene kaç abi? Sene 1968, 68-69. Evet. Ondan sonra ayağında kundurayla değil yok, mi? Radyoda... Sayın Mehmet Özbek sağ olsun, o zaman bana çok destek oldu İstanbul Radyosu'ndayken. Hemşehriniz var. Evet, ayağında kundurayı okuduk, 4 türkü okudum zaten. Zaten radyolardan yayınlamadan önce bütün radyodaki personel, Ankara, İzmir, onlar hep kendi kendilerini alıp evlerine götürüp evde dinliyorlardı. Sonradan. Bak abi, demek ki o zaman da radyonun etkisi... Çok güzel bulmuşlar. Ben bilmiyorum ama demek ki çok sevmişler o zaman. Olmuştu. Radyonun etkisi o zaman da demek ki çok yoğunmuş tabii. Abi şimdiki gibi tabii. Değil mi? Tabii. Şimdi her şey ne kadar tek olursa o kadar çok seyredilir. Şimdi mesela çok kanal var. Mecburen hangi kanalda güzel program varsa onu seyrediyor. Mesela şimdi herkes Türkiye bunu seyrediyor. Bundan güzel kanal. Şimdi var mı kanal? Var mı abi bu güzel program bundan güzel? Hiç yani. Mümkün her da. Hatta su, belki İbrahim... İşin yoksa 5 saat su iç. Yok abi, geliyor. Getir. Nevale geldi bak. Getirin bakayım ya. Ne dolaştırıyorsun? Allah aşkına 5 saat sürdü ya. Abi yok ya. Abi izliyor musun programımızı sen de arada sırada? Abi arada sırada izliyorum. O muhabbeti falan. Nasıl buluyorsun abi? Güzel. Fena değil. Yani idare eder. Tabii abi sen, şimdi senin de programın var. Programın da hep yüksek. Hani feyiz alalım diye abi. Yok estağfurullah abi. Olur mu öyle şey? Biz yok, de şöyle bir durum, bak ben de şöyle bir durum. Nasıl onu uydurdun, nasıl oturttun onu? Ağzını yaparım onu abi. Yok abi, hemen sen spontan kalksak. Sen kısa kestin bu gece. Tabii bu gece şanına, şerefine o yakışır abi. Uzatmak da yakışmaz. Reklam mı? Çiğ köftemizi ne zaman yiyeceğiz? Reklamdan sonra diyor. Reklam, makul mu abi? Tabii. Ben daha sabrederim. Yani. Reklam. Ne söyledim, ne söyledim sana, ne söyledim ki vurdun kapıyı gittin. Be vicdansız, be insafsızın kızı, be nankör kedi, insan bir şey söyle. Sevmek dedin sevmedik mi, aşka boyun eğmedik mi, bütün kötü huyları, hatta güzel dostları senin için terk etmedik mi? Bugün yine bana ayrılmak düşer, deli gibi döne döne savrulmak düşer. Bugün yine bana ok çekmek düşer. Bana ok çekmek düşer.
Boş ver be gitsin. Allah büyük. Her acının bir ahı vardır. Bir ok çekersin, biter her şey. İbrahim abi geliyor. Bayra Hanım yaptı İbrahim abi bunu senin için özel. Allah Allah. Abi annemin. İnşallah sarımsağı koymamıştır. He? Yok abi bir bakalım ya. Vallahi bilmiyorum ya hakikaten. Abi ne, inşallah. Efendim, ne bileyim, bir Urfalı'ya da. Bütün Türkiye'den özür diliyoruz kusura bakmayın. Biri yer biri bahar kıyamet oradan kopar ama ne yapalım. Ne yapalım valla. Arkadaşlara veririz abi. Vallahi hoş. Fena değil değil mi abi? Yani bir Urfalı'ya çekiyorum da beğendirmek zor ama. Peçetemiz meçetemiz yok mu? Nerede? Yönetmenim, ekibim. Bunun esas babası ayran. Değil mi? Bir de abi, aslan sütü mü? Ben de yerken konuşma. Bir de aslan sütü mü abi? Aslan sütü ne yani? Yani abi ayrana benzer, renk olarak. Hani böyle beyazdır. Tad olarak değişiktir. Hani böyle sudur, böyle bir şey koyarsın beyaz olur. Seversin yani. Sen de. Ha ben severim, rakıyı severim ya. Yani şunun yanında rakı da içerdik ama İbrahim abi dedi ki izleyicilerimizin karşısında rakı içmek de nesildir dedi. Halbuki, ben ayıptır, şey olmasın diye. Ama halk adamısın abi sen. Yani değil mi? İzleyicilerimize der ki İbrahim Tatlıses işte bak bizim gibi rakı içiyor. Şimdi sen meyillisin, beni de kandırmak istiyorsun. Yani kendini arkadaş arıyorsun durduğun yerde. Kötü arkadaş adamı yoldan çıkarır derdi. Evet babayım, öyle bir şey diyorsan gelsin. Şimdi bazı seyredenler de şimdi diyor ki kardeşim hakikaten yani. Rakısı çiğ gövde, çiğ gövdesi rakıla gitmez. Ağzım sulandı şimdi. Valla on değil mi abi? İki duble almaz, yani iki yudum almaz mıydı İbrahim abi yani? Belki alırdı ya. Yönetmenimiz yani belki bir güzellik yapar. Valla şimdi inan ki televizyonun başında biri diyor almasın, biri diyor alsın. Bence herkes alsın ya. Abi rakı kötü bir şey değildir ya. Kararın değişti mi değil mi şimdi, abi? Ne dersin rakıya ilişkin abi? Peygamber Efendimiz'le geçerken bakmış ki muhabbet çok güzel. Hı-hı. İçki içiyorlarmış. Bakmış ki çok güzel. Hani ne olduğunu da bilmiyor tabii. Yani ben duyduğum şeyi anlatıyorum. Hı-hı. Dönüşte bakmış ki herkes birbirini vuruyor, kavga, gürültü demiş ki bu kaldırın bunu, aman bu yaramaz. Yani uslubunu da içersen, yani rakıyı ağzınla içersen, burnunla falan kulağınla değil. Başka ağzınla değil. İçersen tabii muhabbettir. Yani insan çok duygusal olur o anda, aslında insan normal hayatında duygusal olur yani iyi şeyler düşünebilir. Hı hı. Onu keyifli içtiğin zaman, iyi içtiğin zaman iyi ama dozunu kaçırdı, ağız burnuna eğilirse. Bak bu benim rahmetli babam İbrahim abi. Allah nur içine yatsın. Beni görsün. Sana söyledim konuşma kardeşim su içme. Beni görsün diye buraya attım. O derdi ki eğer içip de daha keçi mesela daha rakı içmiş daha kurt aramaya gitmiş ya. Eğer içip de kurt aramaya gideceksen hiç içme bunu derdi. Doğru değil mi abi? Keçiye kurt aramak da nesi oluyor? Getirsene peçeteleri anne. Sonra İbrahim abimiz sigarayı sever. Sigaramız yok. Abi izzet ikram eksik ya. Nasıl dedim ben ne bileyim ben yoksa getirdim bütün ne alemi ya. Valla ne bileyim abi ya. Ben her şey vardır dedim şimdi ya. Abi sigaramız gelsin. İbrahim abim sigarasını içsin. Aslında hadi sigarayı içelim. Öylesine içerim. Yani zararlı bir mahlukat olduğu için bu sigara. Yani ama kimsenin de içmesini tavsiye etmem. Peki abi sence yani keyif aldığın bir şey zararlı keyif da aldığın bir şey bana zarar verecekse yani ha. Vücuduma zararlıysa onu içmem. Ha. Yani ama bu zararlı ama keyif de veriyor sonuçta değil mi abi? Keyif değil. Bunu öyle arkadaş olarak alıyorsun işte. Ha, ha, yani bir şey bulamam evet. Sen şimdi İbrahim her şeye sen şeysin beni de alıştırıyorsun. Yok vallahi ben kötü arkadaş. Ben benim yüzümden abi her şey. Sigarayı da benim yüzümden içiyor İbrahim abi. Yok abi. Şimdi rakımız gelecek. Rakıyı da benim. Sen rakı da gelsin bütün şimdi viski istersin. Yok abi ne viski İyi ki de seni çağırdık muhabbetler. Hayret bir şey ya. İbrahim abi şöyle bir şey var. Senin sesin çok güçlü. Dünya ölçeğinde mesela Pekiner kardeşler var yani şu klasik piyano virtüözleri onların bir röportajını okumuştum. Dünya ölçeğinde bir sese sahipsin. Peki bu sesi muhafaza etmek, korumak manasında yaptığın şeyler var mı? O sesi batırmak için, o sesi en kötü hale getirmek için ne varsa hepsini yapıyorum. Uykusuzluk dersen uykusuzluk. Yani mesela sigara içmemem lazım. Hı. Günde 10-15 tane sigara içeyim. O da ben yani sigara taşımam. Otlakçıyım ben biliyor musun? Öyle mi? Hemen mesela ya. Canım sıkılır. Günde 100 kere 200 kere canım sıkılır yani. Niye abi? Stres. Abi ben ne bileyim. Sıkıntılı bir adam mısın? Sıkıntılı bir adam. Sinirli bir adamım. Mesela çok titiz bir adamım. Hı. Şimdi mesela kül tablası mesela diyeyim yok. Hı. Abi sigara var kül tablası niye yok? Ne yaparsın? Yani şimdi ondan ben düşüneceğim. He yani. Yani her şeyi ben düşünürsem o zaman bütün her şeyin başına ben geçeyim. Hiç. Böyle yapayım her şeyi elimin altına. Olmaz ki. Değil mi benim de? Peki mükemmeliyetçi bir adam mısın abi?
Nasıl yani, ne demek? Yani her şey mükemmel olsun böyle. Her şey hiç... Her şeyin en iyisini severim. En iyi olmasını severim. Kötü hiçbir şey sevmem. Zaten çirkin şey hiçbir zaman güzel değildir. Hı. Yani çirkin bir sofra, ne bileyim, kötü bir davranış. Hı. Kötü bir karşılama. Hı. Mesela sen şimdi beni kötü karşıladın. Niye abi? Nedir abi bu, ayran yok, mayran yok. Rakı yok. Sonradan buradan istiyorsun. Hı. İnsanları zor durumda bırak. Bak, abi bak orada ekip... ekip çalışıyor, görüyor musun abi? 4 kişi çalışıyor abi. Bunlardan sakin olur mu abi ya? Evet. Kararını bilemiyorlar işin. Bak az koydun, çok koydun. Getir annem sen ya. Bırak ineceksek bu muhabbet hiç bitmez değil mi? Bitmez. Akşam 12'de gece. Ha. Bitebilir yani. Niye abi? Güzel olur ya. Güzel bir muhabbetin. Evet. Peki böyle günlük yaşamında hani sinirlendiğin en fazla şey ne oluyor? Abi telefonda ben çok sinirlenirim. Bu nedir abi? Abi bu işte az önce sözünü ettiğimiz aslan sütü haline gelecek abi olan. Abi şimdi bu tekel bize ne verecek? Abi herhalde bir pay atar yani, bilemiyorum. Şimdi biz bunu suyu doldurduğumuz zaman insanlar da bazıları böyle lak diye dolduracak, böyle tekel meselesi. Bu aslında ayran oldu şimdi, oraya evet, saf bir yoğurt koymuşlardı abi. Bu aslan sütü bu aslında oldu. Tabii ama bunu dediğim gibi dozunda gerçekten. Ne sigarayı ne bunu hiç kimseye, hiçbir gence, hiçbir insana tavsiye etmiyorum. Gerçekten güzel şey değil. Kararında derler yani, beni dinle ama arkamdan gelme. Tabii. Kararında evet, olduğu sürece olabilir herhalde değil mi abi? Her şey tamam, kararında. Ufak ufak rakıyı da indirdik. O kadar. Evet. Hepsi gidiyor yani. İbrahim abi türkü de söyleteceğiz. Bak aslında çok melek adam abi. Böyle çaktırmadan çaktırmadan bak. Abi sağ ol. Bak ben bir de buna karşıyım. Saatine afiyet. Rakıya zaten suyu koydum. Bu ne yanında? Abi belki içersin diye, ne bileyim. Yani 4/3'ü su, 1/4 rakım oldu. Hayır abi yani sen dedin ya öyle hikayeten şey yapalım. Neyse, diye. Sağlığına abi. Yamulmayalım da. Yok estağfurullah. Oh. Oh. İyi geldi değil mi abi? Abi bir çiğ köfte daha atsaydın İbrahim abi. Urfalı'ya çiğ köfte beğendirmek zor ama. Vallahi zor. Bir telefon alabilir miyiz abi? Alalım. 100 tane alalım. Alalım. Bir telefon. Alo. Alo. İyi geceler. İyi geceler. Merhabalar. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben İbocu. Kim? İbocu. İbocu. İbocu tabii. İbocu, eyvallah. İbocu, televizyonun sesini biraz kısman gerekiyormuş. Tamam. Tamam. Kıstım. Nereden arıyorsun İbocu? Ankara'dan. Ankara'dan, eyvallah. Güzel, başkentten. Evet. Peki İbrahim Tatlıses'e ne diyorsun, ne soruyorsun, ne anlatıyorsun? İbrahim, ya ben İbrahim Tatlıses hastasıyım ya. Kurban olayım sana onu ya. Onu görmek onu görmek istiyorum ya, bir türlü göremedim ya. Bir konserine gitmiştim ya, onu gördüm. Şu anda görüyorsun, sana saygılarımı iletiyorum, sevgimi iletiyorum. Ben de sana İbrahim Tatlıses abi, seni çok seviyorum. Ne güzel, ne güzel. Sevmek de, sevilmek de güzel. İbrahim abi işte albümlerini alacaksın, dinleyeceksin değil mi? Ya albümünü albüm deme Allah aşkına, albüm deme sayınam ya. Ha, ne diyeceğiz abi? Şimdi albüm nedir ağam? Efendim? Albüm nedir albüm? Kaset, senin kasetlerin serisi var. Bak. Allah Allah, evet, sen de öğrenmişsin ha? Tabii ki abi, hali hadiseyi kaptı ya. Alacaksın, dinleyeceksin. Kasetlerin serisi var İbrahim Tatlıses abi. Son kaseti aldın mı? Aldım, ama zor muyum? İlk çıktığı gün aldım. İki gözümsün, iki gözümsün. Bir milyon kişiden birisi de sen misin yani İbocu? Başta benim. Eyvallah. Yani benim adım İbocu değil. Kadir abi. Ankara'da Keçiören FM var. He. Radyo. He. Onda beni, ben İbocu diye biliyorlar. He. Tüm Ankara biliyor beni. Öyle mi? Bak şöyle. Tabii. Abi İbrahim Tatlıses şöhretli, İbocu da şöhretli. Peki. Allah bağışlasın seni. Çok sağ ol, çok teşekkürler ediyoruz sana. Kadir abi. He. İbrahim Tatlıses abiyle görüşebilir miyim? İşte söyle, görüşüyorsun. Ama çabuk söyle, seri söyle. Bekle. İbrahim abi. Ha. Senin bir posterini istiyorum, imzalı. Şimdi abi şöyle. Bak o telefondaki arkadaşa, şimdi seninle konuşan arkadaşa adresini falan vereceksin. Biz çıkışta İbrahim abinin asistanlarına vereceğiz o adresi. Sana imzalayıp gönderecek değil mi abi? Anlaştık mı? Anlaştık İbrahim abi. Seninle konuştuğum için çok teşekkür ederim. Tamam. Gözlerinden öpüyorum, sağ ol. İbrahim abi. Efendim? Benim adım Faruk Çıtak. Faruk? Çıtak. Faruk Çıtak. Çıtak. Faruk, evet, senin bir hastan dinleyicilerinden bir tanesidir. Ki gözümsün, sağ ol. Sağ ol Faruk, iyi geceler diliyoruz sana. Valla bu muhabbeti ya. Aa değil mi abi? Tabii. Bunu her gece yapsak nasıl olur? Na valla kıyak olur abi. Bir alo daha alalım. Alo. 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 İyi geceler. Beni kandırmışlar. Efendim? Alo. Ya iyi geceler, merhabalar. İyi akşamlar efendim. Ha nasılsınız?
İyi, siz sormalısınız. Kimle görüşüyoruz biz? Sağ olun. Kadir abi, önce size teşekkür ederim böyle güzel bir program hazırladığınız için. Eyvallah, canımsın, sağ ol, var ol, Allah razı olsun. Bu arada İbrahim abinin hayranlarından biriyim. Adın ne? Teşekkür ederim. Adım Müşerref. Müşerref. Müşerref, Cancıgır. Müşerref'cim, İbrahim Tatlıses'e bir sorun var mı? Ondan bir sorum yok ama bir şarkı isteğinde bulunacaktım. Onları yapacak mısın? Yalan. Yalan. Evet, Konya'da, Konya Kalsançal'da bulunan ailem, eşim ve çocuklarım için istiyorum. Allah bağışlasın, ailene de seni, çocuklar da sana bağışlasın. Amin. İnşallah söyleriz. Teşekkür ederim. Tamam, saygılar. Çok, ben çok mutluyum sizinle konuştuğum için. İyi akşamlar. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Bana kadar koş. Bak. Değil mi? Ağzı, öz derdini anlattı. Vallahi Allah bağışlasın. İbrahim, günlük yaşamından biraz bize bir şeyler anlatsan ya. Nasıl? Vallahi nasıl benim yazarım var. İş yerlerim de var ama benim en büyük yazarım araba. Arabanın içinde sürekli arabadayım ben. Niye abi? Ya abi işte araba çok İstanbul'da güzel. Araba çok güzel değil ya. Aha. Araba işte bu araba Mercedes satıyorduk. Serçedes alıyorduk. Gittim Serçedes'i aldım. Niye abi? Vallahi Serçedes. Ben hani Türk ekonomisini destekleme amacıyla yani. Biliyorsun harbi değil mi abi bu? Harbi tabii ya. Oh. Sana şimdi şeyini anlatacağım, bu parmağımın öyküsünü. Serçedes'imizi aldık. Çünkü Doğan alsam Doğan Des olmuyor. Evet, doğru. Serçe daha Renault olur. Des olmuyor. Evet. Serçedes, Serçe Mercedes'in teze çocuğu gibi oluyor. Gider. Aldık, telefonlarımızı da taktık. Ben şimdi bindim. Havalı direksiyonu da var. Hoş. Daha birinci haftada parmağımı kopardı. Abi yapma ya. Harbi. Vallahi ya. Yok. Evet. Nasıl oldu bu? Kapının arasında kaldı. Kapılarda lastik yok ya. Eyvah. Bizim Çetin var sağ olsun. Dang dedi, kapattı. Parmağım yarısı gitti. Gittik işte dikiş mikiş attık. 17-18 tane dikiş attılar bu küçük yere. Şimdi yeni tırnak çıkıyor. Aa, onun için dedim daha o serçedese, o serçedese binenin o kaynanasını alıp götürecek. Sinemaya götürmek. Haca yani. Götürecek. Haca. Haca götürecek. Valla. Onun için gözümü korkuttu serçedese, bilmiyorum şimdi. Evet. Gene Mercedes'e bindim. Döndük diyorsun. Evet. Tabii abi. Şöhret başka bir şey diyorsun. İnan yani. Sokakta en azından 20 kişiyle karşılaştım. Abi bak biz de serçede saldık yani, biz de serçeye biniyoruz falan. Ha, güzel bu, bir şey. Bu da halice bilinen bir durum tabii, yani. Tabii. Anladım. Peki abi günlük yaşam... Bir de bana çok kızdılar. Ana tamam serçede biniyordun. Hemen diyorum al parmağıma bak. Bak kopardı. Nasıl bineyim? İnsanın gözünü kırıyordu da. İkrar işliyordu. Peki abi o işte günlük yaşamın içinde sen en fazla... Arabanın içindesin ama arabanın içinde nasıl bir şey yapıyorsun? Yani i̇şte yaşam sürüyorsun. İrtibatlar, işler. Mesela Aksaray'da bulunan bir tesisimiz var. Onunla irtibat kuruyorum. Adana'da var otogarda. Onunla irtibat kuruyorum. Tatlıses lahmacunlarla irtibat kuruyorum. Ne bileyim. Bak abi nasıl parçalıyor adam kendi reklam diye. Reklam mı? Nasıl parçalıyor bakalım. Reklamdan bir şey alalım. Abi düşünürüz bir şey. Program çıkışır dur bakalım. Peki bir şeyler. Bir reklam alalım canlarım. Beş gün dedim.
Urfa'dan getirttim. İçinde amcam oğlu da var. Bir de eski babamın arkadaşları var o oyunların içinde. Ha, o yaşlı amcalar evet, baba evet. Yadigarı. Evet, evet. Böyle meclisler yapıyor musun abi? Klip için değil de bizde yani. Bizde böyle meclisler zaten haftada her gün vardır yani. Her hafta bir evde toplanırlar ama ayrı ayrı bölge bölge arkadaşlar yani. Her mahallenin kendine göre gece şeyde dur ismini unuttum ya. Urfa'dan biri söylesin ismini unuttum ya. Sıra gecesi dinler bize, sıra gecesi. Her gece bir evde toplanırlar. Mesela bu gece senin evindeyiz, yarın gece benim evimde, daha öbür gece öbür arkadaşın evinde. Yani burada çok da o muhabbete devam tabii, ediyorsun. Tabii şakalar, kahkaha, tantana, film, çatık, zılgıt, hepsi bir arada. Her şey olur diyorsun. Abi bak faks akmaya devam ediyor, oradan biraz fakslara göz çok, atalım mı? Bu biraz aktı. Abi şöyle bana doğru alalım mı abi, yormayalım sana seni. Sana doğru vereyim de, yok. Bak neler diyorlar acaba? Sen oku ben okuyayım. Bakalım bakalım. Masak muhabbetin diyor hani sevgilerine ben mezarcı İsmail. Mezarcı İsmail mi? Mezarcı İsmail. Sayın Tatlıses bir sorum olacak diyor. Şimdiye kadar en çok severek okuduğunuz parça hangisi, hiç bilmediğiniz zaman okumaktan vazgeçemeyi parça bilmem Trinkiko işte böyle. Abi ben okuyamam nokta virgülleri şey geçiyorum ya. Diyor ki yani hani diyor en çok oku, sevdiğin şarkı. Burada biz çok seviyoruz diyoruz. Burada biz çok neresi ki burası? Almanya herhalde abi. Yok. Almanya mı? İsviçre. İsviçre'den evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Abi hangisi en çok sevdiğin şarkı şimdiye kadar okudukların içine? Vallahi hemen severek okuduğum %80 severek okuduğum şarkılardır. Yani %20'si öyle nalet geçsin bu da saat doldursun dediğimiz zaman da o öbürlerinden daha çok iş yapmıştım. Anladım. Ya. Abi bak Almanya'dan burada bir faksım var. Diyor ki kendi şovunda diyor Urfa amatör sanatçıları ile ondan sonra bir eğlence programı yaptı. Bunu tekrarlamayı düşünüyor ama bizler oranın insanı olduğumuz için zevkle izlemiştik diyor Yıldız Akkuş. Evet bu İbo Show'da Urfa gecesi yapmıştım. Evet. Onlar da amatör değil Urfa'nın kendine göre ustaları. Evet. Bizim yani ustalarımız onlardan feyiz aldığımız insanlar. Evet. Tabii. Onu düşünüyoruz tabii tekrar yapacağız bu kış dönemi tabii yeni yayın dönemi. Abi bak diyor ki burada Paris'ten gelmiş Ayhan kardeşimiz göndermiş Paris'e konsere gelecek. Türkiye'den çeken yok mu ya? Var abi var bak Aydın'dan geliyor falan. Abi Paris'e konsere gidecek misin? Paris'e bundan 3 sene önce gittik kısmetse gideriz. Bak bir arkadaşımız da şalgam. Biz Güney Afrika'da çalışıyoruz. Burada şimdi tatildeyiz diyor. Gelir gelmez senin bir kedi olayın varmış diyor. Onu duyduk. Bize ayrıntılı bu konuyla ilgili anlatır mısın diyor. Çok üzüldük senin adına diyor. İsmail Ölmez mi göndermiş? Evet. Sayın İsmail Ölmez. Bu kedi meselesi vardı efendim. O nankör kedi de çekecektik. Tabii kedinin de o ay şey dökme ayıymış. Tüy. Tüy dökme ayıymış. Biz tabii tüyler içerisinde gittik. Bir hafta yıkandım yine tüyler çıkmadı. Herkese iyi davranıyor. Bana kötü davranıyor. Beni çok tırmıkladı yani. Şuranda bile halen izi var. Ellerimde yani hayvanlarla aran iyi değil midir abi? Yok. Çok severim onlar da. Ben çok severler ama korkarım onlardan. Allah Allah. Abi şalgam suyu göndermiş bir arkadaş ya. Ne diyor? İsmail Erkal diyor. Afiyet olsun diyor. Bak yani, canı istedi yani benimki. Yani afiyet olsun diyor. Ama çiğ köfteyle de ne gider ama İsmail Erkal. Abi, şalgam gider gerçekten. Gider abi ya. Buzdur. Şimdi nasıl dur böyle kafana dikeceksin. Abim gider ya. Adana şalgam evet. Şimdi telefon mu? Hadi bir telefon alalım da ondan sonra ben sorumu sorayım. Ya ben bir soru soramadım adama. Geldik oturduk değil mi? Alo. Alo. İyi geceler. İyi akşamlar efendim. Akşam olsun. Tamam. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin Yılmaz'la efendim. Hüseyin İyi Yılmaz. İyi akşamlar Kadir Bey. İyi akşamlar İbrahim Bey. Teşekkürler canım sağ ol. Nasılsınız? Allah'a şükür sağ ol. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz efendim. Hüseyin nereden arıyorsun?
Ben İstanbul Kasımpaşa'dan arıyorum efendim. Kasımpaşa'dan. Oo, Kasımpaşalısın. Evet. Peki. Hüseyin, bir şeyler sor hadi İbrahim Tatlıses'e. Ben İbrahim Bey'e şöyle bir şey sormak istiyorum. Hı. Söylediği şarkıların sözlerini kendisi mi yazıyor yoksa bir yerlerden derliyor mu? Şimdi bu son kasetimizde 3 tane şarkının sözleri benim. Bir tane de Haydi Söyle'nin sözü ve müziği benim. Hasret Kaldım'ın sözleri benim. Bir evet. de Sen Yoksun ikinci şarkı, kasetteki ikinci Hı-hı. şarkı. Sen Yoksun'un sözleri benim. Zaman evet. zaman bizim kapımız herkese açık. Yani illa İbrahim Tatlıses yapacak, edecek diye evet. bir şey yok. Biz bir sene içerisinde yapabildiğim kadar yapıyorum. Yapamadığım zaman da diğer besteci arkadaşlardan evet. istiyorum. İşte böyle. Ben sizden bir ricam var. Estağfurullah. Ben de amatör olarak bazen şiir yazıyorum. Size bir tane okuyabilir miyim? Kısa. Kısa. Çünkü çok insanla konuşacağız. Tamam. Evet. Ben onsuz yaşayamam. Eşime yazdım bu şiiri. Güzel, ne güzel. Bu dünyanın yükünü ben de çoğu şeyleri taşıyamam. Neyse, beni dinlemişim. Koparmayın onu benden. O benim her şeyim. O benim ekmeğim, aşım, nefesim. İnanın ben onsuz yaşayamam. Çekemem onsuz bu dünyanın kahrını. Neyleyim onsuz cennetteki köşkün tahtını. Koparmayın onu benden. Karartmayın bahtımı. İnanın ben onsuz yaşayamam. Onsuz yaşamanın bir anlamı olmaz. Bu dünya fanidir, kimseye kalmaz. Ondan başkası beni mutlu edemez, inanın ben mutlu kılmaz. Mutlu kılmaz. Mutlu edemez olmuyor, kafaya uymuyor. Tamam. Ondan başkası beni mutlu kılmaz. O zaman ya. Oldu mu abi? O zaman oluyor. Ben nasıl gönül bahçemde açan bir gülsün, ne sen damarlarımda akan kansın, sen canımdan bir cansın, inan ben sensiz yaşayamam. Bu sen ayrıldın mı? Hayır. Aldılar mı elinden? Nedir böyle? Hepsi evimde. Şimdi yanımda hepsi. İki tane de çocuğum var. Seni yakcı seni. Seni yakcı seni. Şimdi yak çekiyorsun he? Ve biz çok mutluyuz. Allah ayırmasın. Allah ayırmasın. Ben de zaman zaman şarkılarımda Derya Hanım'a yazıyorum. Allah sizi de mutlu etsin. Allah razı olsun. Bütün insanlar sevdikleriyle mutlu olsunlar diyoruz. Amin. Çok teşekkürler ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. İyi geceler olsun. Bir alo daha alalım. Alo. 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 Merhabalar. Merhaba. İyi geceler. İyi geceler. Nay. Güzelcim nereden arıyorsun? Adın ne? Yaşın kaç? Seri olarak söyle. Adım Serran. 23 yaşındayım. İstanbul Küçükçekmece'den arıyorum. Ne güzel. Her şeyden önce İbrahim Bey'e Mega Show'unu izledim. Konserlerini ve programlarını da televizyondan izliyorum. Kendine has samimiyetinden ve insanlarla olan iletişimindeki öz davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben bir şey sormak istiyorum. Bir sorum var. Ben dünyadaki bütün çocukları çok seviyorum. İbrahim Bey de her şeyden önce bir baba. Çocuklarla olan iletişiminiz nasıl? Acaba çocuklarınızı yetiştirirken özellikle dikkat ettiğiniz husus nedir? Güzelim, İbrahim abimiz o sorunun cevabını verecek ama önce bir televizyonun sesini sen kısar mısın biraz? Tabii. Lütfen. Hı. Sağ ol. Abi. Çocuklarla ilgili soru sordunuz herhalde. Evet. Çocuklar her yerde çocuktur, her yerde sevilmeye layıktır. Çünkü çocuklar yarının büyüğüdür, ne olacağı belli olmaz. Ama ben çocuklarımı yetiştirirken inanın ki dürüstlükten yanayım. Yalansız bir dünya istiyorum. Yalansız bir yaşama, yalansız bir büyüme istiyorum. Mesela şimdi buraya gelirken eve gittim. Bu üstümdeki gömleği küçük İbrahim beğendi. Tabii birkaç tane aldı, dolapları karıştırırken bunu al, bunu al, bunu al derken en son bunu çıkarttı. Baktım hakikaten bu da güzel. Siyah beyaz böyle hoş uyum sağladı. Peki İbrahim Efendi, o küçük İbrahim Tatlıses tabii. Çocukları çok seviyoruz. Çocukları sevmeyen zaten kendini sevmiyor demektir. Onun için çocuklara destek olmakta da yarar var. Ama kimin çocuğu olursa olsun. Evet. Böyle. Eyvallah. Çok teşekkürler güzelcim. İyi akşamlar diliyoruz sana. Peki abi, çocuklarla iletişiminde ya da çocuklarınla iletişiminde o yani nasıl, otoriter mi yoksa hani arkadaş mı yoksa hani ufaklık şimdi mesleğimiz mı? İcabı zaten çocuklarla fazla uğraşamıyoruz. Yani çocuklarımla ilgilenemiyorum. Mesela benim 5 tane çocuğum var. Hı. Bir Allah tanesi bahsedin. Benimle birlikte geziyor şimdi. İki tanesi Urfa'da, Gülben Gülşen. Melek de burada, o da anneannesinde kalıyor. İbrahim bir tek şimdi yanımda. Hı. Bir tek şimdi İbrahim'le uğraşıyorum yani. Hı. Zaman olmuyor. Mesela sabahleyin çıkıyoruz.
Gece saat 3'te 4'te geliyoruz. Nasıl görüşeceğim? Çocuk orada uyumuş oluyor. Sabahleyin kalkıyorum, bir öpüyorum, kokluyorum, çekip gidiyorum. Urfa'dakilerle de zaten onlar Urfa'da kalıyorlardı. Ben İstanbul'da kalıyordum. Öyle bir irtibat kopukluğu oldu ama şimdi iç içeyiz. Hepsiyle beraberim. Bundan sonraki yaşantımı da onlarla devam ettireceğim. Peki İbrahim Tatlıses için iyi bir baba denebilir mi alemde abi? Vallahi yani babalığı iyidir. Bence denir ama sence ne denir bilmiyorum. Bilemiyorum abi. Bir ara küçük İbrahim'le konuşmamız lazım o zaman. Denir muhakkak. Bir ara asansörün birinci katındaki baba! Lan nasıl ses be, Allah Allah. Aa, geliyor Allah. Yani uyuz abi, olurum o da. Abi bana uyuz olurum öyle. Sesi mesela güzelse falan var ya. Ha. Aramızda kuş şeyi yedirebilirim ona. Yapma. Evet. Yani rakip makip evet, olması abi, durumu olamaz ya. Hasta olurum. Hiç değil mi? O kusun mühendis olsun. Ne sanatkar mı olacak? Ne olacak abi? Şimdi kendi doktor olmayı, doktor diyor. Hı. Ben de insanlara yardım açısından, sağlık açısından öyle bir şey olmasını isterim. Gerçekten doktor olmasını isterim. Hı. Çünkü ben okumadım, onların okumasını isterim. Sen okumadın, bahsini açtın. Bu epey bir konu edildi değil mi abi? Bunun sendeki izni şimdi ne olur? Ben yine burada okuyorum. Ben şimdi el yazılarını okuyamıyorum. Hı-hı. Hakikaten okuyamıyorum. Küçük harfleri okuyorum yani. Küçük harfli yazılan şekilleriyle okuyorum. Ama sen film çekiyorsun, senaryo okuyorsun mesela. Senaryo okuman gerekiyor. Sen orasını karıştırma şimdi. Orasını karıştırırsan ben bir ara diyorum ki bir tanesi bir tokat çekecek bana. Kalk lan! Ne oldu? Kalk! Bu kadar gördüğün rüya yeter diye. Ben hiçbir şeye inanmıyorum ki yani. Film çekiyorum, yönetmenlik yapıyorum. Şimdi benim yazdığım yazıyı bir fakülteli gelsem onunla birlikte yazalım. Eşdeğerdir yani. Ama ben okulu okumadım, ben kilisten diplomamı aldım. Dışarıdan girdim. Hakikaten evet. Okumadım. Yani söylüyorum vallahi okumadım ya. O da ehliyet davasındaydı. Allah'tan öyle okulamışım. Öyle mi hatırlıyorum abi? Evet, ehliyet davası. Evet. Ha ya. Tam beni takip abi ya, abi. Hayret. Bir de üstelik bir de tamam ya bir alo alacağız. Bir saniye yönetmenim ne olur bak bu çok önemli. Hatta bir ara notaya meraklı oluyorsun da sen galiba değil mi? Evet bir rahmetli Nida Tüfekçi Allah nur içinde yatsın. Lan dedi oğlum senin ağzını alıp tükürürüm dedi. Notayı falan öğrenmeyeceksin dedi. Niye dedim? Lan dedi bu ağzını bozarsın. Lan dedi notayı okursun o zaman. Yani yorum yapıyorum ya kendime göre bir okuma tarzım var. O şeyi değiştiririm diye iyi dedim alet gelsin bıraktım. Ama şimdi yine niyetlendim yani. Çünkü notasız olmuyor. Olmuyor. Zor mu oluyor yani? Yok şey olmuyor yani. Ben de istiyorum stüdyoya gittiğim zaman kemanlara diyeyim ki işte ses budur, akort budur, cak budur, buradan bunu yanlış bastırırız. Şimdi raconunu uygun yapalım diyorsun. Ama benim kalbim, ruhum bir notisten diyebilirim. Daha iyi. Bunun okulu olmaz zaten. Bu işlerin okulu yoktur. Hı. Yani çok okul okumuşlar da var. Bakıyoruz hiç. Yani ben şimdi aklıma gelir miydi? Ben film yöneteceğim, yönetmenlik yap. Yani nasıl sağdan baktı da sol, buradan çekersen sola bakacak. Efendim özürüm. Yani bu tür bağlantılar. Düşünüyorum. Dünyada en zor şey yönetmenlik. Hı. Bir dünya kuruyorsun, bir sinema yapıyorsun, bir dünya kuruyorsun kafanda ve o dünyayı insanlara aktarıyorsun. Bunun kadar güzel bir şey var mı? Evet. Kısmetse bu sene yine bir 13 bölümlük bir dizi çekeceğim. Yönetmen olarak düşünüyordum. Sayın Tülay Hanımefendi yazıyor. Evet. Bilginer bizim. Daha önce sizle de çalışıyorduk. Evet. Ona çok güzel bir hikaye yazdırıyorum. Yani yönetmenlik devam edecek. Ben yönetmenlik diye şey yaptım. O illa dedi ki İbrahim sen de içinde biraz oyna. Evet. Yani oyna dedim nasıl oyna yani çifte telli mi oynayayım ne oynayayım dedim istemiyorum ben ha. Işte ben kamera arasına geçtim. Urfa havası gider abi. Yani oyna diyorum bana ne oynayayım. Ya bu dünyayı yaparsın içtik, bir şeyler abi. Ettik, hakikaten sağlığına ya. Saatine afiyetine abi hiç de vurmuyoruz. Alo. 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 Ben hoş geldin. Hoş buldum. İyi akşamlar şey. Canım iyi akşamlar ama bak bir defa yüksek sesle konuş. Bir televizyonun sesini kıs. İki. Ben sizin hoş bir... Alo. Bence oradan bir ebeveynin yardımına ihtiyaç var. Annesi, babası. Ben sizin sohbet etmek için aramıştım. Güzel. Adın ne güzelim? Ben 10 yaşındayım. 10. 10 yaşındayım. Adım Feris Sokdemir. Çok heyecanlıyım şu an. Allah Allah. Heyecanlanma ya. Burada muhabbet. Maksat muhabbet öyle mi? Evet. Yanlış olmaz. Başka bir niyetimiz yok ya. Hiç ya maksat şey, muhabbet. Ben sizi çok seviyorum. Bir dakika şimdi. Hangimizi çok seviyorsun? Seni seviyordur. Seni. Ha? Yoksa burada birimizi vuracağız şimdi. Ha. Yok ama bize de bir şey söyle var yani. Ne bileyim biz de yani. Ne bileyim insan evladıyız. Canım benim. Sizi de seviyorum. Eyvallah. Evet. Allah seni annene babana bağışlasın. Teşekkürler. Bir tane... Siz bir kez Caddebostan'da böyle Maxim'e gelmiştim. Sizi izlemiştim. Maxim'de? Evet. Gazino'da? Bak. Aferin evet. Sana. Güzel. Peki. Bir tanem hadi bir soru sor İbrahim abine. Kaç çocuğunuz var sizin? 5. 5 mi? Evet. En büyüğü 9 yaşında.
En küçüğü daha 3 aylık. Fazla büyütemem abi. Tamam tabii, yaş durumları. Ben sizden en son kasetinizden bir şarkı istiyorum. Tamam, şimdi... Hangisini? Haydi Söyle adlı şarkımızı. Ama bu şarkımı anneme, öğretmenime, öğretmenim Gönül Tan'a, kardeşime, kardeşim Fırat'a... Herkese! Yani sen diyorsun ki şimdi... Sen şimdi diyorsun ki yanındaki arkadaşa... Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle... Rüyalarda gördüğümü, haydi söyle... Uykusuz gecelerimi, haydi söyle... Böyle mi diyorsun? Evet. Teşekkür ederim. Tamam, eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olasın. İbrahim abi, şimdi böyle bir koşuşturma içinde kendine ayırdığın zamanlar muhakkak oluyordu. Çok ya. Ha, ben senenin 11 ayı istirahat ederim abi. Bırak şimdi abi. Nasıl? Harbiden mi? Vallahi. Ne yaparsın abi 11 ayı? İstirahat. Nasıl yani benim şekilde? İstirahatım çalışmak demek. O şekilde. Tabii bir ay Ramazan var, orada bir tek dinleniyorum Allah'a şükür. Ramazan'da evet. Kebap yapıyorum. O da zaman zaman film çekimine rast geliyor. Tam orucu da tam tutamıyorum, ona da illet oluyorum ama bu sene tam tutacağım. Hı. Çünkü yani bedenle vücut olarak şey olarak senede bir ay oruca insanın ihtiyacı var gerçekten. Anladım. İbrahim abi, bir klibimiz var imiş. Yönetmenimiz yine parçalıyor kendini. Bence o klibi alalım. Bakalım abi, klipten sonra sürpriz olacak benim zaten için. Zaten 3 tane klip çektim. Nankör Kedi çalındı. Ha. Sazaniye Gelmedin çalındı. Hadi şimdi söyle, kalan Haydi Söyle yetişti var. Yetişti mi ki abi? Bilmiyorum. Eğer yetiştiyse yani. O, yetişmediyse başkası. Bakalım. Evet. Abi. Bakıyoruz abi. Gönlüm sen söyle.
aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Köfte yiyorsun, ne rakı içiyorsun? Ya ne bileyim, sen hiç muhabbete daldın, bir de oraya bakıyoruz, klipler milipler çalınıyor, reklamlar ya reklamlar. Ne bileyim abi, arada reklamlardan bana bir şey gelmese. Arabada, ben... arada götür, abi tamam onu halledeceğiz, tamam, abi çekiştir. Buyurun, çekiştir. Ya. Buyurun, buyurun abi. Olsun. Afiyet olsun abi. Oh. Sen niyetinden... Tekirdağ abi, güzel. Tekirdağ evet, tamam. Güzel. Şey belli diyor, aslan susu, vallahi koş. Şimdi, evet. Sen bir şey söyleyeceksin. Yok, ben bir şey demeyeceğim. Şimdi abi Anadolu'da derler ki, at, avrat, silah. Ha. Değil mi? Ha. Şimdi sen silahı seversin. Severim. Ondan sonra hanımların sana çok yoğun bilgisi var. Atın var mı bilmiyorum. Böyle bu üç mevzuyu biraz böyle aralasak diyorum. Hı. Mesela hani kadın deyince ne geliyor aklına abi? Ne oluyor? Hanımların kadın sana deyince, kadın deyince saygınlık geliyor, ana geliyor, bacı geliyor, yar geliyor, sevda geliyor, aşk geliyor. Kadın denince yani illa kadın yani erkeğin tamamlayıcı değil. Yani her şey, evin meleği geliyor. Evet. Evin reisi geliyor. Yani bunun çok da uzun da programımız kısa ya. Onun için, evet. Ama böyle İbrahim Tatlıses deyince de alemde böyle sert bir ifade yani. Sert erkek tipleri. Ya aslında ben böyle gömlek giyerim yani. Kazak falan hiç sevmem. Kazak giyerim ya. Yani munis bir erkek mi? Nasıl? Ben çok uysalım, bana uysal olana, ama uysal olmayana da çok sertimdir. Sertlik de erkeğin şeyinden mi geliyor nedir? Aslında biz erkekler daha yumuşağız ya, kadınlar daha sert. Öyle mi diyorsun? Valla daha sinirli ya. Abi bazen korkuyorum ya. Abi o adamdan adamına da değişik sonuçta. Vallahi... Bir de silah. Değil mi? Senin böyle silaha yönelik bir ilgin de var. Şimdi silahı severim fakat Allah kullandırmasın. Hı. Ama yeri gelince de kullanmayan delikanlıya da delikanlı demem. Öyle mi? Demem yani. Yeri gelince de kullansın. Ama abi bir yandan da hani şiddet... Ama yeri gelince böyle bedavaya da değil yani. Bedava değil, bir namus olur, ne bileyim, bir ekmeğini elinden almak isterim. Silahla yani. Delikanlılık olur mu abi? Olmaz. Olmaz. Delikanlının lafı önemlidir. Yiğidin lafı önemlidir. Yani hata yapmam, özür de dilemem. Hatayı da yaptığım zaman benden de en güzel özürü kimse dileyemez zannetmiyorum yani. Özür dilemesini de çok iyi bilirim. Evet. Bence erkeğe yakışan az konuşmak, efendilik, kalkmasını, hı, oturmasını bilmek, sözüne sadık olabilmek yani. Söz önemli. Hı. Verdiğin sözü yerine getireceksin, senden kral olmaz. Hı. Vallahi. Peki böyle kimi zaman telefon alacağız. Şimdi kimi zaman hayatta da insan bazı şeyleri yapamaz yani. Hele bir yere gelmiş insanlardan yoğun böyle istekler olabilir değil mi? Bir takım yardım talepleri olur. Ne bileyim, bazı mevzularda bazı böyle ince işte omuz dirsek darbeleri istenebilir. Yani senden de hani kimi yardımlar talep edilebilir falan filan. Böyle şeyler oluyor mu? Bunlara yanıt verelim. Oluyor da bu tür şeyleri ben aksettirmem. Ben kendime göre baktığım insanlar var. Kendime göre aylıkçılarım var. Kendime göre program zamanında adresim belli olduğu zaman gelen insanlar var. Hiç gelen insanların hiçbirinde geri çevirmem. Evet. Yani en çok sevdiğim şey odur. Evet. Yani eli böyle olan da adamı severim. Eli böyle olan da adamı da hiç sevmem. Ama diyeceksin ki bana bir tane çok sevdiğimiz bir iş adamı. Dedi ki İbrahim, 1 milyar da aynıdır, 1 lira da aynıdır. Yani 1 milyar da paradır, 1 lira da paradır. Hı. Parayı kazanmak çok kolaydır fakat elde tutmak çok zordur. Hı. Çünkü para kayar gider yani. Parayı tutmasını da bileceksin. Hı. Çünkü dar gün var. Ben şimdi parayı tutmamışım. Bir tane adam gelmiş bana demiş ki işte bana yardım edin. Para yok, nasıl yardım edeyim? Olur mu? O da iyi değil. Olmaz. Doğru. Parayı da biraz tutmasını bileceksin ama elin de açık olacak. Hı. Tabii. Çok kendine, Rabbena, Rabbena, hep bana da uymaz. Rabbena, Rabbena oldu mu daha boy olur. Biz de o zaman... Telefon abi. Rabbena demeyeceğiz abi, hep bana demeyeceğiz. Ne diyorsun? O kadar. Sen diyorsun, hiç. Hiç ya. Ben, Allah hiç. Allah. Ben yoldan çıkarıyorum abi, İbrahim abimiz, Melaike gibi. Yoksa zorla içiliyoruz. Alo. Alo. İyi geceler.
İyi geceler efendim. İyi geceler. İyi geceler Kadir Bey, iyi geceler İbrahim Bey. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Adım Hakan. Tıp fakültesinde okuyorum Ankara'da. Şu anda Polatlı'dayım, ablamın evindeyim. Güzel. Çok büyük bir tesadüf oldu, telefonu düşürebildik. Ne uzun güzel. Bir bekleyişten sonra da sesinizi duymak çok güzel. Sağ olasın. Çok beğenerek dinliyoruz. Ailecek, ablam, annem, kardeşlerim. İbrahim Bey'in sesini gerçekten çok beğeniyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok işli, çok güzel söylüyor. Sesinin kalitesini de bilmeyen yok. Allah Allah. Ben bir şey sormak istiyordum. Söyle. Türk pop müziğindeki son yıllardaki gelişmeyi hepimiz biliyoruz. Bir anda birçok sanatçı çıktı, birçok besteler yapıldı. İşte listeler allak bullak oldu falan. Bir an düşündük işte acaba Türk halk müziği bu gelişmelere, diğer müzik dallarındaki gelişmelere ayak uydurabildi mi? Yeni üretkenliğinde acaba bir gecikme veya azalma var mı? İbrahim Bey'in buna katkıları ne olabilir, ne olacak diye sormak Şimdi, istiyorum. Sabun köpüğünü bilir misiniz? Herhalde biliyorum, evet. Sabun köpüğünün belirli bir müddeti vardır, o gider. Ama sabunun kendisi kalır. Kullana kullana bitirirsin onu da. Evet. Şimdi biz de türkülerimizi kullana kullana bitiriyoruz. Sürekli kökünde olan türkülerimizi alıp bitiriyoruz. Ama şimdi bu Türk hafif müziğinde, yani ben ona hafif müzik, Türk hafif müziği değil. Yani bizim Türkiye'deki bestecilerin katkısı pek yok diyebilirim. Çünkü dışarıdan alıyoruz, üstüne söz yazıyoruz, bangır bangır bağırtırıyoruz. Ama o da bir ustalıktır, o da bir ustalıktır. Ayrıca yeni çıkan gençleri de tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Yani zaten takdir etmemek mümkün değil. Yani şimdi şu kötüdür dersem insanlar bana güler. İyi olan şey iyidir. Ama şu anda gerçekten bir atakta, Batı müziği atakta. Ama bu sürekliliği devam eder mi etmez mi onu bilemem. Onu ileriki zamanlar gösterir ama bir halk müziği ölmez. Hatta ve hatta Batı müziği sanatçıları her kasetinde bir tane bir halk müziği türküsü koyuyor. Sembolik de olsa koyuyor, mecburiyetten de olsa koyuyor. Ama bizim türkülerimiz hiçbir zaman ama İbrahim abi, şimdi senin de kulağını dolduran sanatçılık kardeşlerimiz vardır, genç kardeşlerimiz. Yok mu yeni çıkanlardan yani? Var. Vardır var, değil mi? Var. Kim mesela? Ne? İsim İbrahim yok. İsim yok. Daha bulamadım. He. Daha böyle beni, bana oturup onu dinlediğim zaman bir tane tek atayım. He. Mesela bir ne bileyim, Müslüm Gürses'te içerim. Orhan abi? Orhan abi de içerim. Ferdi Tayfur'da içerim. Efendim mesela hatta ve hatta Mustafa Keser'de içerim. Evet. Ama benim kalbime vuracak, vurmadı mı bakmam yüzüne, özür dilerim. Sadece alırım ne yapmış ne etmiş. Anladım. Yani şimdi kaset yapmak için kaset yapılmaz. Biraz da böyle kafasına vuracaksın insanların, kalbine. Okuduğun zaman. Ruhunu yani. Evet, böyle ciğerini alacaksın. Ne bileyim, kebap yap, bir şey yap. Zaten. Abi ciğer kebapçılığı gibi bir şey de var değil mi? Çok eskilerden. Evet, babam yanında ciğer kebapçılığı. Cartlak kebap mıdır abi o? Aslı. Antep'te öyle derler, cartlak kebap. Ben de hep o taraflara kaçıyorum be abi. Vallahi orada. Bazen de biraz Anteplik var mı? He? Anteplik. Vardır belki ya. Antep'i de biz severiz biliyorsun. Çünkü yolumuz oradan geçiyor. Hiç Antep'ten ya. Geçip gidiyoruz. Antepleri biz de yani severiz. Yani anlatmak istediğim, Türk hafif müziği gerçekten şu anda iyi bir yerde. Buna en büyük örnek Sezen Aksu'dur. Mesela ben Ajda Pekkan olsun, Sezen Aksu olsun, Nükhet Duru olsun. Lülüfer olsun. Tabii Lülüfer olsun. Bunlar çok iyi yorumcular. Gerçekten çok iyi yorumcular. Mesela bunların hakkı da yenmez, tartışılmaz bile yani. Konusu bile olmaz. Hı. Ya bu mu, bundan iyi, bu mu? Herkesin kendine göre bir şeyi var. Her gülün kokusu ayrıdır. Hı. Hiçbir gül öbüründen daha güzel kokmaz. Yeni kardeşlerimize de biraz tolerans yapmak lazım. Onlar da yetişecek. Ben hayır bir şey demiyorum. Hı. Onlar da çok iyi diyorum. Bak kötü, hı, diyemem yani. Hı. Dediğim zaman insanlar bana güler. Hı. Zaten bu kadar kasetleri satıyor. Sağda solda dinliyorlar, izliyorlar. Yani nasıl kötü dersin ki bunu? Doğru. İyi olan bir şey de vardır bir şey. Hı. Yani şimdi mesela bir bizde de enteresan bir huy vardır. Bakkal dükkanı vardır 10 tane diyelim. Hı-hı. Hangi bakkal dükkanı önü karabalıksa, bakkal değil, manav. Hangisi yok bakkal, be abi. Hangisi şey, manav ya da pazarda yani mesela çorap satılır. Hangi çorapçının önü kalabalık? Kalabalıksa oraya gidersin abi. Hı. Halbuki öbüründe de aynı çorap var ama illa oraya gidersin. Bu bir şeydir. Bu bir medyanın desteğiyle olan şeyler. Kendilerinde de biraz bir şey var. İkisi birleşince ne oluyor? Bomba gibi patlıyor. Götürüyor şimdi. Peki. Alo yapalım abi. Alo. Alo. İyi geceler. Alo. Alo, iyi geceler. İyi akşamlar Kadir Bey. İyi akşamlar İbrahim Bey. Öncelikle afiyet olsun. Ya işte karar oldu mu akşam, ha, gece aynı. Afiyet olsun diyorlar abi. Teşekkür harbiden ederiz. Teşekkür ederiz. Ben nasılsınız? Alayım bir tane de hakikaten afiyet olacak. Ben özür dilerim, fazla yemiyorum bile. Çekirdeği size ayıp olmasın diye. Yok, bizim için de yersiniz, çok memnun olurum. Bunu sizin için yiyeyim o zaman. Teşekkür ederim. Nasılsınız İbrahim Bey?
Allah'a şükür iyiyiz. Kimle görüşüyoruz? Ben Mert Erden, Handan. Mert Erden? Handan. Handan. Bize yakın, bize yakın. Ha. Komşu. Yani stara yakın. Handancığım. Efendim? Efendim? Sorunu alalım mı? İbrahim Bey. Efendim? Ben sizi bir hayranınızım. Sizi çok seviyorum. Severek dinliyorum. Kasetlerinizi çok beğeniyorum. Sizden bir şey rica etsem. Estağfurullah. Bize rica etmeyeceksin. Bize emredeceksin. Yok, estağfurullah. Tabii emredeceksin. Biz sizlerle varız ya. Öyle hem güzel konuştun İbrahim abi. Hayır, hem yetiştireceksin, hem büyüteceksin, hem göklere çıkartacaksın. Bir de rica edelim. Olur mu? Senin mütevaziliğin. Çok sağ ol Arca. Çok teşekkür ederim. Benim için yalandan, yalan parçasından. Eski yalan mı, yeni yalan mı? Hangi yalanı? Ha, eski de, eski de. Yalan söylemişim. Çok becerikli bir yalancıyım ben. Eski yalan de Handan. Çok güzeldir o eski yalan de. Eski yalandan. Eski yalandan. Bir de ben sizden bir imzalı fotoğrafınızı rica etsem. Aslında sizinle çok tanışmak istiyorum da. İşte bu resmi söyleme, ah çökerim şimdi. Abi niye? Şimdi bu anda nasıl veririm resmi? Hayır şimdi veremezsin ama asistan arkadaşa sen... Yalan telefon... söylemeyelim, belki veremedik. Abi. Belki gitmez. Demeyecek mi? Bak bana söz verdin, hem de gözümün içine baka baka. Abi gönderirsin evet. Ya ne olacak evet. Ya bir imzayı çakarsın, asistanların gönderir abi. Yaparsın öyle bir güzellik Handan'a sen. Peki yapar mısın? Yaparmışız. Yapar tabii. Şimdi eski yalanı da söyler yani. Alo. Şu koskoca dünya alem içindeki neşe elem. Yazımızı yazan kalem, anladım ki hepsi yalan. Yalan, 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 yalan. Çekirdeği gidecek. Olsun abi. Şu yaşama hevesinin, insanların cümlesinin, aldığımız nefeslerin, anladım ki hepsi yalan, yalan. Hayat, rüya, dünya, yalan, yalan, yalan. Ağzına sağlık. Abi bu eski şarkılar, aldığım tiyolara göre eski şarkılar bir albüme toplanacakmış. Ondan şimdi sonra... ben bu yalan... Mutlu Ol Yeter, Bir Kulunu Çok Sevdim. Ah, bir acı dakika, gerçekten. Hayır bir dakika abi, Bir Kulunu Çok Sevdim. Evet. Abi hayatımın şarkısıdır o benim. Valla be, sevdin mi birini? Abi, yani oraları karıştırmayalım. Seveni sevdik, o da bizi sevdi. Allah razı olsun da ama bu şarkıyı sen harbiden çok sevdik. Sen ya, sen neren sevilir Allah aşkına ya. Harbi hayır, mi? Kafayı bulduk ya şimdi. Birbirimize şimdi çabuk. Öpüşenim abim. Abi şimdi İbrahim abim bana Bir Kulunu Çok Sevdim dediğinde söyler yani. Reklamdan sonra mı söyledin? Gene mi reklam? Gene mi reklam? Oo, abi işte tam reklamdan muhabbetin... sonra İbrahim abi muhabbetin içine reklam ekilmez mi? Ekilmez abi. Tamam. Nasıl biçeceğiz şimdi bu çizgiyi? Şimdi yönetmenimizle ilgileneceğiz abi reklamı. Peki. Abi. Burada ne diyor? Bak. Ne diyor abi? Aman my God. Ne demek yani? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ha. Küçük gibi enine çizgili tişört seçmiş. Karşımda Pavarotti mi var ne? Ne abi öyle yani. Değil mi? Abi kaldığımız ya, yerden devam. Nereden? Abi bana bu geliyor. Şarkı marka söylettirme. Niye ben? 5 gündür dolaştım. Urfa'ya gittim. Adana'ya gittim. Mersin'e gittim. İzmir'e gittim, Çeşme'de son dün akşam konserimi yaptım. Bugün senin için geldim buraya vallahi ya. Sağ ol, var ol abi. Allah razı olsun. Senin için bir de televizyonları başına bizi izleyen insanlar için. Hani bu garibi Bir Kulunu Çok Sevdiğimle bir... Hastayım abi. Bu reklamlardan bir şey gelmiyor, bilmem ne gelmiyor. Abi gelecek, tamam anlaştık, yaptık telefon aldık. Bak, İbrahim abimiz rakısından iki yudum aldıktan sonra nasıl gidecek? Bak. Bak şimdi. Hangimiz çabuk bitirdik? Sen gittin tabii. Abi ben biraz daha çabuk gittim. Tamam. Şimdi bu Bir Kulunu Çok Sevdim dedik de orada kalmıştık. Bunu 6 ay içinde yani 6 ay sonra bu Haydi Söyle kasetinden sonra bunun bütün şarkıları bir kasette toplayıp, çünkü bazı diyor ki abi ayağımda kundurayı bulamadım, abi dumdum kurşunu bulamadım, abi Mutlu Ol Yeter'i bulamadım. İbrahim Bey şunu nasıl buluruz? Ben nereden bileyim nasıl buluruz?
Değil mi? Tabii. Hepsini bunu her şeyi bir kasetin içine toplayacağız, sizlere sunacağız. Hem de yepyeni yorumla, o zaman 10 sene evvelki okuduğumuz şekilde değil, yepyeni bir yorumla, güzel bir yorumla sizlere sunacağız. Bakalım beğenecek misiniz, değil mi? Tabii abi. O zaman söyleyeyim işte, şimdi söylemeyeyim ha. Bak abi, abi senin burcun ne, bu inatçılık nereden geliyor ya? Vallahi anam değil, oğlak. Tamam. Tamam abi. Peki canım, canın sağ olsun. Bir alo diyelim onu. Öyle mi dememiz gerekiyor? Zorunlu muyuz? Alo. Alo, iyi geceler Kadir Bey. İyi geceler. İyi geceler İbrahim Bey. İyi nasılsınız? İyi geceler canım. Kimle görüş? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Emret. Ben sizi Tokat Zile'den arıyorum. Nereden? Ayşe Saygın. 20 yaşındayım. Tokat Zile'den. Biz sizi ailecek çok seviyoruz. Tokat Zile. Benim size bir sorum olacak. Burcunuzu ve eğer yeniden dünyaya gelseydiniz yine şarkıcılığı seçer miydiniz? Ya şarkıcı olmasam beni buraya kim getirir, televizyona çıkartır Allah aşkına? Bakal Mehmet Efendi niye getirmiyorlar? Yeniden de olsam yine yeniden sizlere şarkı söylerim vallahi ya. Hem de daha böyle şey bir şekilde. Bu sefer klasik müzik daha söylerim. Daha bilinçli yok. Klasik söylemem yine türküler. Yine türküler şaşmam diyor. Türküler, uzun havalar. Peki. Bir alo daha mı? Bir alo daha. Tamam alo. Mı güzelce? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Özellikle, öncelikle Kadir abiye. Bu programı hazırladığı için, bizi İbrahim abiyle görüşme imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. İbrahim abimizin bize güzelliği. Sağ olsun. Abi ben İstanbul, Şirinevler'den arıyorum. Hı. Adım Adnan, soyadım Erdem. Ben aslen Mardinliyim. Yalnız çok kötü bir İbrahim hastasıyım. Yani inanın gece, ben aslında sabah saat 5'te uyanıyorum. Normalde 10.30'da yapmam lazım. İki gözüm sen. Yatmadım. Sadece 2.5 saattir ben onu arıyorum. İki gözüm. Yani sizinle konuşmak için can atıyorum. Şu anda ne kadar heyecanlı olduğumu biliyorsunuz. Neyse, fazla uzatmaya gerek yok. Ben burada bir yabancıyım abi. Yani misafirsin. Evet, misafirim abi. Evet. Ben şu anda kayınvalidelerimden arıyorum. Tamam. Koçum, evet. Sorunu soralım. Ailece İbrahim hastasıyız. Eyvallah. Allah razı olsun. Koçum. Sizden bir ricam var abi. Ha. Özellikle İbrahim abiden. Abi, senden bir ricamız, Allah sana uzun ömürler verdikçe sahneyi bırakmanı, bizi yalnız bırakmanı istemiyoruz abi. Teşekkür ederim. Bak ben şimdi bir duble değiştim, şimdi ağlarım ha. Abi artı İskenderun'a da geldin abi. Ben aslen İskenderun'da 18 sene kaldım. Orada hasta bir abim var, sizin hastanız Zeki Erdem diye. Buradan ona sizin için, yani onun adına size çok çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim güzel kardeşim, çok sağ ol. İnanır mısınız İbrahim abi? 2.5 saattir şu telefonun başındayım. Paşam. Sizin çok... sesinizi duyabilmek için. Bak Allah razı olsun, sağ ol, var ol. Artık bu girizgahın ardından sen sıkı bir soru patlatırsın İbrahim Tatlıses'e. Tamam. Alo. Ne oldu ya? Kardeşimize ne oldu abi? Alo. Herhalde. Ne bileyim. Alo. Neyse, o bizi dinliyordur. Biz sana saygılarımızı iletiyor. Saygılarımızı. Sevgilerini, saygılarını iletiyor İbrahim abimiz. Tamam. Alo. Abi alo diyor. Alo. Bak. Alo. 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 Merhabalar. Merhaba. Kimle... Alo. Alo, iyi geceler, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Alo. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İbrahim Bey, ben Urfalıyım aslan. Zonguldak Devrek'ten arıyorum. Devrek. Sizinle yaşıtız biz. Öğretmenlik mi yapıyorsunuz? Siz, hayır, ben banka müdürüyüm. Banka müdürüyüm. İki gözümsün. Sizinle aynı yaşıttayız biz. Kaç yaşındasınız? 52'liyim ben de. Oo, ben de 52'liyim. Saatine. Nostalji olarak hatırlatabilirim. Evet. Şeyde... Asfalt yolda Bilece Kahvesi. Evet. Bilece Kahvesi. Evet. Yoksa. Güzel. Heh. Güzel. Götür beni oralara, derbeder olayım ben. Orada birlikteliğimiz olmuştu zaman zaman. Çok teşekkür ederim. Son olarak da 1971 yılında halk şairimiz rahmetli Mustafa Dişli ile. Evet. Allah nur içinde yatsın. Ankara'ya gelmiştiniz. Allah nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Çok sevdiğimiz bir abimizdi. Şeyde Urfa yurdunda beraber kalmıştık sizinle. Benden Urfa yurdunda nerede kaldın? Beraber kalmıştık Urfa yurdunda, Ankara. Ha, ben oraya gelmiştim, oraya misafir olarak kardeşim. Ha, misafir olarak gelmişsiniz. Şimdi diyecekler bana okumamıştın. Ha, yani bak belki de eriz rahat mühendisi diyecekler, evet. Olur mu?
Çok teşekkür ediyoruz. Emirlerini bekliyorum. Üstad sorunu ben, alalım. Ben bir nostalji olarak sizden şey dinlemek istiyorum. Böyle tabii saz söz yok ama muradı böyle akar gider. Bu nostalji olur benim için. Söylerseniz memnun olurum. Fosforlu kasetini okumuştum. Evet. Urfa'daki Kılıç ailesi için. Evet. Ankara'daki Kılıçlar için. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Ama bizim zamanımız olmadığı için bir daha kardeşim sazlı sözlü olmasa burada şimdi böyle ne gülmüyor? Abi belki bir ufak bir iki mezur bir şey ne bileyim yani böyle. Murat böyle akar gider kardeş Murat böyle ben derdimi felekten sordum felek dedi kardeş abi yapma. Oldu mu? Devam abi devam. Allah'ım peki. Ne abi, yapalım artık abi. Ağzına gidelim. Saatinize güzel. Saatinize. Eyvallah. Bitirdin mi? Dur abi bitirdin dur mi? Önce bir alalım bitirelim peki, bunun sonunu görelim abi. Ben onu söyleyeyim sana yetişmem için. Tamam abi. Oh. Abi vallahi baksana yönetmenimiz kendini paralıyor. Diyor ki artık bitirmemiz gerekiyor. Çok sarsık diyor. Bak görüyorsun. Ondan sonra bir de diyor buradan bir güzellik yapsak ondan sonra. Kral da bizim yanımızdaki kardeşlerimizin yoğun çalışmalarıyla yayını sürdüren bir istasyon biliyorsun. Buradan da böyle bir krala geçsek, orada da bir kralcılara merhaba desek yapıyorlar. Onu yaparız herhalde İbrahim abi. Kaç para benim? Abi ya. Abi sen gönül adamısın. Bırak bu parayı pul abi ya. Yahudi'ye sormuşlar. He. Demişler ki öbür dünyaya gideceğiz. Hı-hı. Demiş ki yemeyem kaç para. Evet. Öbür dünyaya gideceğiz. Yani ölümü düşünmüyor demiş ki yani yemeyem kaç para tabii. Ama İbrahim Tatlıses gönül adamı olduğu için o böyle şeylere gönüllü olarak iştirak eder. Abi hakikaten saatler çok çabuk geçti. Daha tam muhabbet ısınmıştık. Çiğ köfte daha yarılamadık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol var ol. Allah razı olsun. Diğer insanlara da teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki binlerce telefonlar kilitlenmiş vaziyette şu anda bizi bulamıyorlar. Tabii kimin sırası düşüyorsa o düşüyor. Ama bir dahaki görüşmemizde, bir dahaki programımızda böyle iki saat bir program yapalım ve İnşallah. Telefonu da geniş tutalım. Tabii. Çünkü insanlar orada mücadele veriyor. Abimiz aynı zamanda evet. Süper FM'de de bize güzelliğini yapacak. Büyük şu anda krala gidelim bakalım ne var ne ondan yok. Ondan sonra bir de Süper FM bağlantısı da yapacağız İbrahim abiyle değil mi abi? O ne ya? Yapmayacağız mı? Hayır bir ara konuşuyoruz tamam ben izah ederim. Şey radyo mesela. Evet abi. Canlarım kendinize iyi bakın. Yeni bir maksat muhabbeti önümüzdeki yani hafta. Afiyet da. Olsun abi. Yine bir arada olmak. Saygılar. Yine bu güzel muhabbeti paylaşmak dileğiyle, umuduyla hoşça kalın. Abi biz böyle bitiriyoruz. Böyle mi bitiriyoruz? Böyle abi. Aynen. Peki.